Fonksiyonel tıp tedavilerimize başlarken anemnezde en önemli sorguladığımız şeylerden bir tanesi dışkılama. Dışkılamanın sıklığı, dışkılamanın kıvamı, dışkılamanın kokusu ve rengi bizim için son derece önemli. Çünkü iç dünyanızda mikrobiyotanızın ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız olduğunun göstergesidir. İyileşme noktasında en çok önemsediğimiz şeylerden biri dışkılama. Bu noktada tuvalete çıktığınız zaman dışkınızı mutlaka kontrol edin istiyoruz. Çünkü kıvamında, renginde ve kokusundaki farklılıklar bize iyileşmenin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu noktada yediğimiz besinin acaba dışkımızda var mı? Yediğimiz besinin ne kadar sindirilebilmiş olduğu ve mide asit seviyenizin ne kadar sağlıklı olduğunuzu bize gösteren bir değerdir. Bu noktada tabii ki birçok değerlendirmenin içerisinde dışkılamanın da değerlendirilmesini önemsiyoruz. Peki biz sağlıklı bir dışkılamayı gerçekleştirirken ve özellikle kabızlığın önlenmesinde neler yapmalıyız? Kabızlık, fonksiyonel tıp tedavileriyle en hızlı çözüme ulaşması gereken bir sağlık sorunu aslında. Kabızlığımız çözülmezse, tuvalete çıkma sıklığımızda iyileşme olmazsa, vücudumuzun detoksifikasyonunun gerçekleşmediğini biliyoruz. Düşünün ki bir besin tükettiniz ve bunun dışkılanmadığını ve bedeninizde çok uzun süre kaldığını. Bir besinin vücuttan uzaklaşma süresi 72 saattir. Bugün yemiş olduğunuzu tam 3 gün sonrasında bedeninizden uzaklaştırıyorsunuz. Ve bunu düşündüğümüzde bize zarar veren gıdaların bedenimizde 72 saat kalması demek, o bedene verdiği çok ciddi zararlardır. Biz bunların önüne geçebilmek için dışkılamayı kolaylaştırmak ve aynı zamanda dışkılama sonrası rahatlamanın gerçekleşebilmesi için neler yapmalıyız? Bol su içmeliyiz, çok fazla çiğnemeliyiz. Çok fazla lifli gıda tüketmeliyiz. Özellikle sebzelerin tüketimini arttırmalıyız. Ama patates hariç. Onun dışında yürüyüş yapmalıyız. Bir kere belden aşağıya kaslarımızın çok daha güçlü çalışması, dışkılamanın daha kolay olacağının göstergesi. Kabızlığın tedavisinde kronik stresin kontrol altına alınması çok önemli. Beslenmemizde yine prebiyotik son derece önemli ve yine kabızlığın tedavisinde prebiyotikleri ve postbiyotikleri çok önemsiyoruz. Gün içinde tükettiğimiz salatalarımıza, juice'larımıza ve yoğurtlarımızın içerisine de mutlaka keten tohumu ekleyelim. Keten tohumunun tüketimi yine kabızlığın tedavisinde çok önemli bir yer alıyor. Bununla birlikte B, C ve D vitamini çok önemli. Özellikle magnezyumu her türlü tedavide önemsiyoruz ama magnezyumun sitrat formunu tüketmek çok önemli. Sebzelerimizi arttıralım demiştik ama bunun yanında da şarküteri ürünlerinin kısıtlanması, kırmızı etin kısıtlanması ve yumurta tüketiminin sınırlanması kabızlığın çözülmesinde en önemli beslenme değişikliklerinden. Sağlıklı günler dilerim.